O grafikle biraz öncekiyle de bağlantılı gene. Şimdi dolar endeksinin güçlenmesinden bahsediyoruz ya. Dolar endeksi güçlenirse Türkiye'de işte risk iştahı kaçar mı, momentum bozulur mu hikayesi. Bilseydim bunları bu tablo işi grafiğe atardım. Gene işte o yazıda hazırlarken çıkardım. Şimdi 2023 yılından önce dolar endeksi 101, BIST 100 endeksi de 4400. Tamam. Şimdi dolar endeksi 105,6 seviyesinde, BIST kaç? 9700. Bu periyotta ne değişti? Değişen tek şey senin yaptığın ekonomi politikayı anlamaya başladılar. Hikayeni oluşturmaya başladılar. Yani risk algısı artsa da Türkiye'ye işte bunlar gelmez, ertelerler hikayesi burada gözükmüyor. Dolar endeksi çünkü seni bol bol bundan sonra kullanacaklar. Ya dolar endeksi güçlüyken yani Türkiye'ye bir gelirler. Alakası yok ki olmasıyla. Senin politikanı anlarsa buraya gelir. O zaman üzerinde dediği gibi çarpanı ne yapar der ki arkadaş 76'ya 231. Biraz öncekinde de 1'e 4 var. Evet. Altın gelecek onlarda da var. Hepsinde bir artı var. Diyor ki senin politikanı anlayayım ben sana gelmeye hazırım. Yani gelen çünkü raporlara bakıyorsun. İşte Fitch'in raporu da dahil olmak üzere. Yaptığını anladım. Bak geçen ay yaptığınızı da anladım. Son derece güzel. Bir de şu maliye politikasında bir sıkılaştırma nedir? Konuşuyorsunuz ama nedir? Onu bir açıklayın bize. Ondan sonra size hazırız, geleceğiz. İşte bu da onu gösteriyor. Yani yurt dışının korelasyonu hikayemiz anlayıp anlamama. burada en büyük hikaye yurt dışında para var. Ve eskiden ayırdıklarından çok daha cüzi miktarları, payları bize ayırsalar o paralarından, hani bir sermaye akışı başladığında bize ekstra hikayeler yaratırlar. Yani gelişmekte olan ülkelerin genelinde gelişmiş ülkelere göre iskonto var ama biz ekstra ucuzuz ve gelişmekte olan ülkeler içerisinde de şeye çıkan, oyun dışına çıkan 3-4 tane ülke var. Rusya var, Mısır var, Arjantin var, Venezuela var, Güney Bir de Amerika'yı biz say. varız. Yani bunları çıkarttın. Bunlar oyun dışı artık. Yani onun yerine oyun dışında olan ve şimdi kenardan sahaya girmeye Yemek. çalışan Türkiye var. Payını arttıracak senin. Global Yani piyasadaki payını da arttıracak. gelişmekte olan ülkelerde pay ayırıyorsun. Oradan Türkiye'ye tırnağın ucu da verdiğini şimdi belki avuç da Şey vereceksin. var işte, Yani FTSE endeksine giriyorlar ya, bakıyoruz ya bu şirketin ne işi var orada diyorsun. Pasta var orada. O pastadaki dilim diyor ki bunları alman gerekiyor. aynen. Yani orada hikaye o tarafta var. Biz devam edelim mesela diğer grafiklere geçelim. Şimdi Dolar gelişmekte olan bazlı ülkeler BIST 100 altın dolar Arjantin grafiği. dedin hemen lak diye geldi. Aynen çok hızlı geldi. Şimdi Evet. bu da Teşekkür altının ederiz. 2013 yılında ikisinde 100'e endeksledik. Biz BIST 100'ü dolar bazında 100'e endeksledik. Altın zaten ons fiyatı dolar bazında o da 100'de. Altın %46 yükselmiş o dönemde. %47 yükselmiş yaklaşık. Bizim borsa %37 aşağıda. Yani altın olan da artık birazını satayım borsa alayım dediği zaman ons bazında yine hikaye var. Yani baktığın zaman altına karşı düşen borsalardan biri yine biziz. Yani gelişmiş ülkeler altına karşı değer kazandı. Manşet vereyim sana. Üzeyir endeks 19.400 olacak diyor. Yok demedim onu. Abi ne işte o biraz önceki ne Ha, koyduğunda farkı. mevcutu 2 ile çarptın mı Ha, hepsi bir seferde 19.400. olmaz. Bir seferde olmaz. Yani bunu yıllara yayacak. O kadar bir yılda düşmedik, bir yılda da toparlamayız. Yani onu da kabul etmek lazım. Yani onda bir zamana yayılacak. Ama yine altına göre, mesela altına göre de bu şey gözüküyor. Devam edelim. Yani diğer grafiklerde de Devam benzetmeler edelim var diyor ama. Hüseyin Bey. Mesela bu da gram altın. Gram altın o gün ikisi de 100'dü. O gün gram altın alsaydım bugün 2633'e çıkmış olacaktı 100 lira. Bunu gören keşke gram altın alsaydı diyecek. Borsada 1138 liradasın. Hani borsa çok çıktı diyoruz ya. İşte altınla kıyasla neredeyse yarısından düşük. Tabii. Yani bunu aslında şöyle ben kıyaslamadım ama gayrimenkul fiyatlarıyla kıyasla. Otomotiv fiyatlarıyla Ya kıyasla. onlarla kıyaslama. Türkiye'deki herhangi bir varlık fiyatıyla kıyasla. Yani borsa çok yükseldi diyoruz ya. Diğer varlıkların fiyatı o kadar yükseldi ki borsa onların yanında hiçbir şey. Yani Devede otomobilin kulak fiyatı grubuna bile artıyor girmez ya. ama otomotiv şirketinin fiyatı artmıyor. Gayrimenkulün fiyatı artıyor, gayrimenkul sahibi Bugün şirketlerin fiyatı sabah çok artmıyor güzel bak. vesaire. O şey Yani oldu. Diyor ki simit 15 lira, Doğan Holding 15 liranın altında. Hangisi daha ucuzdur diyor. Hikaye o. Borsa hani pahalandı pahalandı diyorlar ya. Neye göre pahalandı? Yani düz Bu diyor rakama ya. bakarsan Bunlar mı diyor? Rekor kırdı. Altını hiç her gün rekor kırdı yani demiyorsunuz. borsa işte çok yükseldi vesaire dediğimiz olayda hani yükseldi de her şey yükseldi. Şimdi ben geçen bir şirket sahibiyle konuşurum. Borsa pahalı diyor mesela 300 dolar falan konuşuyoruz böyle. Dedim ki ya arsayı ne zaman aldınız dedim. İşte şu zaman aldık. Ne kadar aldınız? Rakamları afaki veriyorum. 1 milyon dolar aldım. Bugün arsayı 1 milyon dolara versek verir misiniz? Değil misin? Arsa fiyatları 2-3'e katladı dolar bazında diyor. Makinaları geçmişte ne kadar alıyordunuz? İşte bugün aynı makinayı o makinenin
son sistemini alsan ne alacaktın? Ya 10 yıl öncekiyle dolarla şimdiki bir değil. Orada da dolar enflasyonu var. Eskiden 100'e aldığımız makine 150'ye, 160 alıyoruz, 130 alıyoruz. İçindeki makinen dolar bazında değerlenmiş. Arsam dolar bazında değerlenmiş. İçerideki işçiye verdiğim, birazdan göstereceğiz, asgari ücret evet, bir yeri bak, gelmiş. O, yani onu da göstereceğiz. Grafikler. O grafiği yani gördüm zaten. Bunlar hepsi artmış. Gözyaşı attın hatırlıyorum. Hepsi artmış ama senin fabrikanın fiyatı dolar bazında %40 aşağı düşmüş. Bu mümkün mü? Yani bu mümkün değil. Onu anlatmaya çalışıyorum bu grafiklerde. Yani bir sonrakilere geçelim mesela. Gelelim diğerine. Bu da asgari ücret. Şimdi 2013 yılında asgari ücret başlangıç 773 lira. Bugün 17.002 lira. Bak ikisini de 100'e endeksledik 2013 yılında. Asgari ücretin geldiği seviye o günkü 773 lira. Bugün de 17.002 lira. Bir ara yaklaşmışız ama. He. Şu an bak aradaki farka bak. İkisini de 100'e endeksledin. Asgari ücret burada. Bunu memur ücretleriyle de yap. Ha neye karşı belki olur? Emekli ve özel sektör çalışanını dahil edersen orada biraz dezavantajlı konuda düşer. Emekliye 10 bin koyduğunda direkt patlar o. Aynen. Yani emekli 10 bin koyarsa özel sektör ücretleri de o kadar hızlı artmadı. Ama asgari ücretle kıyasladığında endeksi yani ikisi de 2003 yılında 100 lira olsaydı asgari ücrete yatırım yapsaydın bugün 2199 liran olurdu 100 lira. Endekse yatırım yapsaydın 1138 liran olurdu. Bu arada bir de asla şeyin asgari ücretin üzerine çıkmamış grafik. Evet yani yeşil renk şey bir ara denk geliyor vesaire oluyor ama 2014-2015 gibi. İşte onun sebebi son yıllarda enflasyonun ve büyümenin de üzerinde böyle asgari ücrete artışlar geldi. Yani o bu tarafa yansımadı. Bir de artı borsa gerçekten baskı altında kaldığı çok ciddi bir dönem geçirdik. Onun etkisi var. Devam edelim. Hadi bunlar da kesmedi. Biraz daha konu TÜFE. Arttırıyorum eli diyor yani. Eli arttırıyoruz. Şimdi bu TÜFE ile endeksin kıyaslaması. Yani bir gün o gün 100 lira yani endeksi 100'e getirdik. O günkü TÜFE endeksini de 100'den başlattığımızı farz edin. Bugün geldiğimiz noktada neredeyse kafa kafayalar. Ama burada ne eksik var biliyor musun? Burada sadece enflasyon fiyatlaması var. Ama şirketleri ve şeyi büyüten nedir borsayı büyüten? Bir enflasyonist etkidir. O burada çok net gözüküyor. Yani enflasyon borsayı arttırmaz diyenler işte bu grafiğe baksın konuşsun arttırıyor mu arttırmıyor mu? Bir enflasyon borsayı yükseltir. Çünkü TL bazında hesaplanıyor şirketler ve şirketlerin satışları ve karları enflasyonla artar. Yani şirket 100 tane mal üretmeye başlasın, 10 yıl sonunda 100 tane üretsin. Birinci yıl bunu 10 liraya satıyorsa 10 tane üretti ya da 100 tane üretti 1000 lira geliri var. Şimdi tanesini 100 liraya satıyor ya da 1000 liraya satıyor 100 taneden işte 10 bin lira geliri var. Yani gelir arttı. Kar marjı aynı kalsa ciro da arttı ki enflasyonist dönemlerde kar marjları genelde artar talepten dolayı. Daha da yüksek karlar var ama niye enflasyon borsayı yükseltmez? İşte bundan dolayı yükseltir. Burada eksik olan şey şu. 2013 yılından bugüne kadar bizim şirketlerin reel büyümesi yok. Yani bu 100 tane mouse üreten şirket bugün aslında 100 tane üretmiyor. Hatırlarsan bir dönem %7'ler, 8'ler, 10'lar, 11'ler büyümüştük. Yok. 10 yıl 100, önce de 100 üretiyordu. Şimdi 100 üretiyorsa yok. Bak bu şirket 100'dü, 110 oldu, 120 oldu, 130 oldu, 140 oldu. Belki şu an 200 tane üretiyor ama orada hala 100 tanesinin fiyatlandığı dönemle aynı fiyatlamayı yapıyor. Yani sadece enflasyonu fiyatlamış bir endeksimiz var. Türkiye'nin 2013'ten bugüne kadarki büyümesi henüz bu endeksin içinde yok. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla. 2013'te kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla 12.582 dolar. İşte bizim endeksin düştüğü dönemlerde gayri safi yurt içi hasıladaki düşüşler. Düşüyor. Şu an geldiğimiz noktada 13.110 dolar. Kişi başına gelirin 12.582, 13.110. O gün 500 dolarsın, bugün 300 dolarsın. Satın alma gücü. Buraya yani vatandaşın döviz geliri koyarım. Var, şeyi var. Tamam orada şu var. Yani iki sene önce ben... O günkü dolarla bugünkü dolar aynı değil. Yani da enflasyon farkı var. Onu kabul ediyorum. Yok şey demiyorum. 2021'den itibaren kopma var. Orada 9500 dolara ben çok daha fazla şey alıyordum. Şimdi 13.110 dolara çok daha az şey alıyorum. Alma gücü açısından. Yani, alım gücü yani değişti. Alım gücü açısından. Yani başka şeyden değil. O yüzden demiş. Ama sonuçta o günkü 500 dolar endeks bugünkü 500 dolar da aynı sen, değil. O zaman da endeksi de 500 dolarla götüreceksin. O da enflasyonu yedirirsen, Amerikan enflasyonu yedirsen 700-750 dolar yapıyor. Yani onu da öyle götürmen lazım. Ama bugün o 500 dolar bile değil yani şu anda endeks. Devam edelim. Bir tane makroekonomiyle de kıyaslayacak bir grafik. Son grafiğimiz. Bu da Türkiye'nin dış ticareti. Dolar bazında.
Şimdi dış ticarette ağırlıklı olan şirketler nerede? BIST 100 şirketlerinin çoğu ihracatçı şirketlerimiz ve gelirleri var. Ben tek tek BIST 100 şirketlerini ayırmadım. Ne kadar ihracat yapmış o günden bugün öyle bir çalışmaya vaktim de yok, zamanım da yok. Oturan yapsın ama 2013 yılında Türkiye'nin ihracatı 161 milyar dolar. Evet. 2024 tahminleri 259 milyar dolar. Kaynak TÜİK. TÜİK'in kaynağı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde ekonomi sunumu sen var. Sen hiç söylemeyince ben söyleyeyim dedim. Yok. Kaynak TÜİK. TÜİK'in kaynağı değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı sitesinden aldım. Orada ekonomi sunumu var. Çok eski bir sunum evet. sitesiydi. Bu sene değiştirmişler sunumu. Ellerine sağlık ama biraz daha genişletebilirler. Bak ihracat da dolar bazında 161 milyar dolardan 259 milyara çıkmış. Bu ihracatı yapan şirketlerin çoğu BIST 100 içerisinde ama onların değeri 500 dolardan 300 dolara düşmüş. İçeride de talep kuvvetliydi, içeride de büyüdün. Onun da etkisi var. Bunların hiçbiri şu an fiyatlarda yok diyerek araya gidelim. Aradan sonra kaldığımız yerden evet, devam edelim. Bu evet o evetti. Evet. Bir araya gidelim, saat başında buradayız.